Özgecan Aslan, 22 Ekim 1995'te Mersin'in Tarsus ilçesinde aslen Tuncelili bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmişti. Özgecan, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çağ Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisiydi. Okuduğu bölümü %50 bursla kazanmıştı. Özgecan'ın annesi Songül Aslan kızının eğitim hayatına destek olmak için bir işte çalışmaya başlamıştı. Özgecan da yaz tatillerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek otellerde çalışıp eğitim masraflarını karşılamayı planlıyordu. Her şey 11 Şubat 2015 gününe kadar herkes için normal ilerliyordu. Özgecan, okuldan çıktıktan sonra bir arkadaşıyla birlikte Tarsus'taki bir alışveriş merkezine gitmişti. Alışveriş merkezinden ayrıldıktan sonra Mersin'deki ailesiyle birlikte yaşadığı eve gidecekti. Mersin il merkezi ve Tarsus ilçesi arasında yolculuk yapan vatandaşlar, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçları kullanmak durumunda kalıyordu. Özgecan normal şartlarda Vakıf Üniversitesi'nin öğrencilerine sağladığı servis imkanını kullanarak üniversite ve ev arasındaki yolculuğunu sağlarken, o gün arkadaşıyla alışveriş merkezine gittiği için üniversite servisini kullanmamıştı. Özgecan, o gece her insanın yaptığı gibi Mersin ile Tarsus arasında yolcu taşımacılığı yapan araçlardan birine binerek yolculuğa başlamıştı. Özgecan'ın bindiği aracın şoförü Sufi Altındöken'di. Sufi, Tarsus'un tanınmış ailelerinden birinin oğluydu. Ailesi kuyumculuk işinde iflas ettikten sonra, babası Necmettin Altındöken ile birlikte yolcu taşımacılığı işine başlamıştı. Necmettin'in kaçakçılıktan sabıkası vardı. Vahşet dolu olayın yaşandığı 11 Şubat günü, Sufi kullandığı aracı normal şartlarda D400 karayolunu kullanması gerekirken, güzergah değiştirerek Mersin-Tarsus otoyolunu kullanma kararı almıştı. Özgecan durumun normal olmadığını düşünerek aracı kullanan Sufi ile tartışmaya başladı ve tartışma büyüdü. Sufi, kullandığı aracı ıssız bir yere sürdü. Aracı durdurduktan sonra şoför mahallinden yolcu kısmına geçti. Özgecan kendisini korumak için elinden geleni yapıyor, ancak zayıf bedeni direnemiyordu. Çantasında taşıdığı biber gazını kullandı, ancak yine de kendisini kurtaramadı. Vahşet dolu olaylar yaşanırken olup bitenlerden habersiz olan Özgecan'ın ailesi, kızlarını arasa da aramalara cevap alamıyordu. Kızlarına ulaşamamanın endişesi içerisinde olan ailenin polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmasıyla Özgecan için yapılan araştırmalar başlamıştı. Ablası, sosyal medya hesaplarından Özgecan'ın fotoğraflarını paylaşarak kardeşine ulaşamadıklarını belirten paylaşımlarda bulunmuştu. Vahşet dolu olayları gerçekleştiren Sufi, yaptığı kan donduran olaylardan kurtulmak için babası Necmettin'den ve arkadaşı Fatih Gökçe'den yardım istemişti. Üç zanlı ülke gündeminden düşmeyecek, yıllar geçse de unutulmayacak olayları işledikten sonra olay yerinden araç ile ayrılmıştı. Bir süre yolda ilerleyen Sufi ile aynı araçtaki Necmettin ve diğer araçtaki Fatih güzergah üzerinde rutin kontrol yapan jandarma ekiplerine rastlamıştı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan üç zanlının hal ve hareketleri dikkat çekiciydi. Görevli ekipler, evrak kontrollerini gerçekleştirirken dikkat çekmemeye çalışan Sufi, otoyola nasıl gidileceğini sormuş, görevli jandarmalar da Sufi'ye ilerlemesi gereken yolu tarif etmişti. Evrak kontrolünün ardından üç zanlı jandarmanın kontrol gerçekleştirdiği noktadan araçlarla ayrılmıştı. Sufi, Necmettin ve Fatih kurtulduklarını düşünürken gerçek öyle değildi. Jandarma ekipleri Sufi'ye gitmesi gereken yolu anlatmıştı. Ancak Sufi onların söylediği yolu kullanmamıştı. Kontrol esnasında üç zanlının hal ve tavırları jandarma ekiplerinin dikkatini çekmiş. Ardından Sufi'nin farklı bir yolda ilerlemesi kişiler üzerindeki şüpheyi arttırmıştı. Bunun üzerine kontrol noktasında bulunan jandarma ekibi araçları takibe almış ve bir süre sonra araçları durdurarak üç şahsı araçlardan indirmiş ve araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirmişti. Bu aramada Sufi'nin kullandığı araçtaki iki detay jandarma ekiplerinin dikkatini çekmişti. İlk detay,
araç içerisinde bulunan kan izleriydi. Ekipler kan izlerinin ne olduğunu sormuş, Sufi ise gün içerisinde aracını aldığı yolcular arasında kavga çıktığını ve şahısları birbirinden zor ayırdığını ve kanların kavga eden şahıslara ait olduğunu, yüzündeki yaralarında kavgayı ayırmaya çalışırken oluştuğunu anlatmıştı. Diğer detaysa bir kadına ait olduğu düşünülen şapkaydı. Yapılan sorgularda şahıslar hiçbir olay yokmuş gibi ifade vermiş, elde edilen önemli bir bilgi bulunmadığı için şahıslar kısa süre serbest kalmışlardı. Ancak cevapsız kalan diğer detay araştırmanın devam etmesini sağladı. Araçta bulunan şapka, yakın zamanda yapılan kayıp başvuruları göz önünde bulundurularak Özgecan'ın ailesine gösterildi. Şapka, Özgecan'a aitti. Ailenin şapkanın kızları, Özgecan'a ait olduğunu söylemesi üzerine, jandarma ekipleri kullanıldığı bilinen aracı tekrar yakalayarak detaylı incelemeye aldı. O gece, şüpheli görülen üç kişiden Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe tekrar gözaltına alınmış ve verdikleri ifadelerde işledikleri vahşet dolu olayı itiraf etmişlerdi. Fatih Gökçe ifadesinde, olay günü saat akşam 8.30 sıralarında 6-7 yıllık arkadaşım Sufi telefonla aradı, başım belada dedi. Ne oldu hayırdır dedim ama cevap vermedi. Bana yeni mahallede 4 yolun oradayım. Boş bir şişeye 5 liralık benzin getir dedi. Sonra aradı, 4 yola geçtiğini söyledi. Arkadaşım Osman Taş'ı aradım. Acil arabasıyla beni almasını söyledim. Osman'la Sufi birbirlerini isim olarak bilmezler. Ancak belki birbirlerini görmüş olabilirler. Osman beni aldı ve 4 yola gittim. Sufi'nin istediği benzini almadım. Oraya gittiğimde Sufi aracın içinde oturuyordu. Ben Sufi'nin aracı olan TOK otobüsüne geçtim. Ön koltuğa oturdum. Osman ayrıldı. Osman'a yolda Sufi'nin kavga ettiğini söylemiştim. Sufi ile yolda giderken elinin yüzünün yaralı olduğunu gördüm. Hayırdır birader dedim. O da bana, geminin oradan bir Jono aldım. Beni soymaya çalıştı, yüzüme biber gazı sıktı. Ben de konsüldeki bıçağı salladım. Biraz da boğuştuk. Arkada yatıyor, ölük dedi. Ancak kesin ölü olup olmadığını bilmiyorum. Hatta götür hastaneye bırak kaç dedim. Arkaya baktım ama göremedim. Arabada yoğun kan kokusu vardı. Yolda bana, birini ara da benzin iste dedi. Ben de Osman'ı arayıp istedim. Bu sırada alkollüydüm. Saat 6 civarında 3 tane bira içmiştim. Osman, 5 dakika sonra 5 liralık benzin getirdi. Biz üniversitenin orada arabada oturuyorduk. Araçtan inip benzini aldım ve Sufi'ye verdim. Eve gidiyorum, seni ararım, dedim. Osman'ın arabasına bindim. Eve bırakmasını söyledim. Sufi arkamızdan geldi. Eve geldiğim esnada benim evime geldi. O arabadan hiç inmedi. Ben yanına gittim. Bıçak istedi. Ben de bıçak yok. Sen git dedim. Eve gittim ve telefonu kapattım. Yarım saat oturdum evde. Sonra yine açtım. Sufi, babasının telefonundan beni aradı. Evlerine gelmemi söyledi. Kendi otomobilimle gittim. TOK otobüsü kapılarının önünde duruyordu. Aracımı yanına çektim. Otobüsün başında kimse yoktu. Ben kapıya doğru giderken Sufi ve babası Necmettin çıktı. Sufi üstünü değiştirmişti. Rahat ve bol bir kıyafet giymişti. Babası da pantolon, gömlek ve yelek giymişti. Babası Sufi'yi kastederek keşke yanından geçerken dursaydın dedi. Burada arabadaki kıza ne yapalım diye konuştular. Sufi, halı gibi bir şeye saralım, bir yerde bekleyelim dedi. Fatih ifadesine devam ederken, Fatih'in bir yakını olduğu iddia edilen avukatın itirazı üzerine, jandarmadaki ifade alınması işlemi kesildi. Geri kalan ifadenin, savcı huzurunda verileceği kayıt altına alındı. Necmettin Altındöken ifadesinde, saat akşam 21.20 sıralarında oğlum Supi arayarak kavga ettik. Hemen yanıma gel, köşeye çık dedi. Üzerimi değiştirmeden oğlumun istediği sokak başına çıktım. Camını açarak kavga ettik, yolcuyu indirdim dedi. Bana Fatih gelecek, hazırlan, Fatih'in köydeki evine gideceğiz dedi. Sonra eve gittim. Televizyon izlerken Supi aradı. Aşağıya gel dedi. Aşağıya geldiğimde Sufi şoför koltuğunda oturuyordu. Yüzündeki çizikleri fark ettim.
Çizikleri sorduğumda kavga esnasında kız çırmaladı, dedi. Daha Fatih'ten mazot alacağım. İçeriden mazot bidonunu getir dedi. Beyaz renkli boş bidonu getirdim ve minibüsün önüne koydum. Daha sonra oğlumun arkadaşı Fatih Gökçe geldi. Fatih geldiğinde aracın ön tarafından ayakta bekliyordum. Sufi minibüsün arka tarafına, yolcu bölümüne biniyordu. İçeriden yastık kılıflarını söktükten sonra bana, ''Bunları al, geline ver, yıkasın.'' dedi. Ben de kılıfları aldım. Koltukta kitapları gördüm. Kılıfları alıp kenara attım. Nereye koydum bilmiyorum. Bu sırada Sufi benden çuval istedi. Ben de avlunun içinden iki çuvalı kapının önüne getirdim. Sufi benden aldı. Fatih, Sufi'ye hitaben, ''Boğazını kestin mi? Kesmediysen kes.'' diyordu. Ben bu şekilde minibüsün arkasında birisinin yattığını öğrendim. Sufi'ye de, ''Kim bu oğlum?'' dedim. O da, ''Kavga ettiğim yolcu bana çok hakaret etti.'' dedi. Ben de kendisine, ''Yaktınız beni oğlum.'' dedi. Fatih ve Sufi bana, ''Sana bir şey olmaz, sen ne yaptın ki?'' dedi. Sonra Fatih, Sufi'ye, ''Bileğini kestin mi?'' diye sordu. Sufi arabanın içindeydi, cevap vermedi. Fatih aracın kapısının önündeydi. Ben Sufi'nin önce bileklerini mi, yoksa boğazını mı kestiğini tam hatırlamıyorum. Ama muhtemelen öncelikle bileklerini kesmiş olması lazımdır. Gözümle görmedim. Bu sırada Sufi benden poşet istedi. Ben de evin avlusundan poşet getirdim. Sufi'ye verdim. Sufi'nin poşete ne koyduğunu görmedim. Ancak poşetle evin avlusuna girdiğini gördüm. Bu sırada minibüsün ön tarafından kitap, bluz ve çantanın askılığı şeklinde siyah renkli bir kemeri aldım. Avluda merdivenin üzerine bıraktım. Daha sonra geri gelerek Sufi ile arabaya bindik. Bu sırada Fatih ile Sufi Alibeyli köyüne gidelim diye anlaştı. Fatih arabasıyla önden çıktı ve gitti. Bu sırada ben de minibüse binerken, açık kapısından içeri baktığımda, çuvalları atılmış halde gördüm. Çuvalların altında yatanı görmedim. Daha sonra Sufi ve ben yola çıktık. Kleopatra kapısının ve jandarmanın önünden geçerek, üniversite kapısının önüne geldik. Yolda giderken, iki defa tuvalete gitmek için durduk. İkinci tuvalete indiğimde Fatih beyaz renkli benzin bidonunu bana verdi. Ben de nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Köy yollarından geçerek Çamalan tarafına döndük. Fatih hep önümüzden gidiyordu. O bölgeyi iyi bildiği için önden gidiyordu. Fatih olay yerine geldiğinde sinyal verdi. Sufi birden döndü, Fatih bekledi. Fatih ana yol ayrımında kalmıştı. Sufi araçtan inerek kapıyı açtı. Aşağıya inerken ön tarafta bulunan çakmağı aldı. Özgecan'ı ayağından çekerek aşağıya götürdü. Sonra geri geldi. Arka taraftan büyük benzin bidonunu ve ön tarafta bulunan diğer çakmağı aldı. Çakmaklardan bir tanesi benim, diğeri Sufi'nindir. Büyük bidonu götürürken aman yakma oğlum dedim. Bana otur geliyorum dedi. Ben bu sırada araçtan hiç inmedim, yanan alevleri görmedim. Orada 15 dakika kadar oyalandık. Daha sonra geri geldiğinde araca bindi. Ben, ne yaptın oğlum diye sorduğumda hiç cevap vermedi. Bu bölgeye Fatih'in gelip gelmediğini görmedim. Daha sonra yola çıkarken, Fatih yol üzerinde farları yakmış vaziyette bekliyordu. Biz yola çıkınca arkamızdan gelmeye başladı. Yolda giderken Sufi'ye, yaktınız beni dedim. O da bana, sana bir şey olmaz dedi. Bundan başka bir şey konuşmadık. Yolda jandarmalar bizi yakaladı dedi. Savcılıkta, arama neticesinde evinizin alt katında bulunan ve kullanılmayan klozetin içerisinde, üzerine moloz dökülerek gizlenen ve Özgecan Arslan'a ait olduğu değerlendirilen iki adet bileklerinden kesilmiş el bulunmuştur. Bu konu hakkında açıklamanızı yapınız denildi. Baba Altun Döken, benim evimin kapısı yoktur. Ellerin oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Ancak Sufi koymuş olabilir dedi. Ardından, merdiven üzerine bıraktığınız kitap ve diğer malzemeleri ne yaptınız diye soruldu. Altun Döken de, jandarma karakolundan evime geldiğim sırada, sabahleyin Sufi, bana bunları yak dedi. Ben de avlu içerisinde kasanın dibinde bluz, fular ve çantanın kemerini yaktım. Sonra ablam beni çay içmeye çağırdı. Yukarı çıkarken kitapları da götürdüm ve sobanın içerisinde yaktım dedi. Son olarak, ceset sizin evinize konulmak istendi mi diye soruldu. Altun Döken de, Fatih ve Sufi evimizin önünde arabanın başında beklerken cesedi benim evime koymak istedi. Ben de, benim evime ceset mi koyacaksınız, gidin dedim ve konu kapandı, diye konuştu.
alınan bilgiler doğrultusunda Özgecan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaşanan vahşetin en büyük sorumlusu olan ulaşılamayan Sufi Altındöken hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bütün ülkede aranır hale gelmişti. Yapılan araştırma sonucu bir süre sonra Sufi Altındöken de yakalanmıştı. Sufi yakalandıktan sonra defalarca ifadesini değiştirdi. İlk ifadesinde saat akşam 8 sıralarında Tarsus şehir merkezinin önünde Cereciler durağında Özgecan aracıma bindi, Mersin'e gideceğim dedi. Ben D-400 karayolu yerine Hal Kavşağı'ndan otoban istikametine gittim. Özgecan ters yöne gittiğimi daha sonra fark etti, bana bağırmaya başladı. Ben de biraz gittikten sonra aracı kenarda durdurdum, tecavüz etmek amacıyla saldırdım. Ancak boğuşmaya başladık. Bu sırada cebinden çıkardığı biber gazını yüzüme sıktı, tırnakları ile de yüzümü parçaladı. Çok istememe rağmen direnerek tecavüz etmemi engelledi. Bu sırada tırnaklarıyla yüzümü parçalayarak canımı çok yaktı. Bir anda kendimi kaybettim. Araçta bulunan bıçağımı rastgele sallamaya başladım. Sinirden, korkudan ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Bıçakladıktan sonra ölmediğini gördüm ve araçta bulunan levye ile kafasına defalarca vurmaya başladım. Öldükten sonra da aracın içerisine gizlediğim cesetle tekrar Tarsus şehir merkezine geldim. Babamı ve arkadaşımı alarak cesedin ortadan kaldırılması ve geride hiçbir ipucu bırakmamak için de yakmamız gerektiğini söyledim. Babam Necmettin ve arkadaşım Fatih Gökçe ile eski Ankara D-750 karayolu Çamalan köyünün yakınlarında bulunan Alman mezarlığı bölgesine gittik. Babam ve arkadaşımın yardımıyla araçtan cesedi indirip Cinderesi kenarına bıraktık. Üzerine benzin döküp çakmağı çaktım. Cesedi ortadan kaldırmak için yaktım. Çünkü gömmeye zamanımız yoktu. Cesedin yakılmasını ben istedim. Çünkü bulununca tanınmaz diye düşündüm. Delil bırakmamak için de iki elini bileklerinden kestim. Cesedi yaktım, dedi. Jandarma aracını görünce çok panikledik. Yakalanmamak için de sakin olmak için aramızda konuştuk. Kontrol noktasına geldiğimizde otobana nereden çıkacağımızı sorduk. Jandarma erinin tarif ettiği yön yerine başka tarafa gitmeye karar verdik. Bu sırada arkamızdan gelen jandarma aracı kenara çekip neden tarif edilen yön yerine başka yöne gittiğimizi sorup aşağıya indirdi. Aracın içinde bir yerinde kan lekesi gören jandarmaya iki müşteri kavga etti. Bu nedenle onların kanı dedik. Ancak kuşkulandıkları için gözaltına alıp Tarsus ilçe jandarma komutanlığına götürdüler. Jandarma yaptığı araştırmadan sonra sabah saat 5'te bizi serbest bıraktı. Daha sonra aracı babama teslim edip onlardan ayrıldım. Öğle saatlerinde ise telefonumdan internete girince babamın ifadesiyle Özgecan'ın cesedinin bulunduğunu öğrendim. Çok aşırı panikledim. Gün boyunca şehirde gezdim. Akşam saatlerinde yakalandım, diyerek ifade verdi. Yapılan itiraflar sonucu Özgecan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yapılan adli tıp incelemesinde cansız bedenin tanınmayacak derecede yanmış olduğu açıklandı. Cinsel saldırı bulgusuna ulaşılamadığının belirtilmesi ise olayın gündemde olduğu dönem Özgecan'a karşı cinsel istismarın gerçekleşemediği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak bu anlamı çıkarmak yanlış olurdu. Çünkü verilen bilgi Özgecan'a ait bedenin herhangi bir biyolojik kalıntının bulunamayacağı derecede yanmış olduğuydu. Yani vahşeti gerçekleştiren şahıslar delilleri karartma çabası içerisinde bu noktada başarılı olmuş olabilirlerdi. Özgecan'a ait kesilmiş ellerdeki tırnak aralarında ise zanlı Sufi Altındöken'e ait deri kalıntıları tespit edildi. Ancak bu noktada da cevaplanması gereken sorular vardı. Bu vahşeti gerçekleştiren zanlılar Özgecan'a ait bedeni yok etmeyi düşünüp bedeni yakarak yok etmeyi tercih ederken el tırnakları arasında kalan deri kalıntılarının delil olacağını bile bile neden onları yok etmek yerine saklamayı tercih etmişti? Bu bilinçsizce yapılan bir davranış mıydı? Yoksa başka bir planın parçası mıydı? Supi daha sonra ifadesini değiştirdi. Yenilediği ifadesinde olay günü saat akşam 8 sıralarında Tarsus şehir merkezinin önünde Cereciler durağında bir erkek ve bir bayan bekliyordu. Erkek el kaldırdı. Ben de durdum. Bayan yanındaki erkeğe iyi akşamlar diyerek araca bindi.
benim şoför koltuğumun arkasındaki koltuğa oturdu. Başka da binen olmadı, ikimizden başka kimse yoktu. Benim Özgecan'ı araca almamdaki amaç, Kleopatra kapısındaki nöbetçi araca teslim etmekti. Otobüs güzergahı yolunu kullanarak nöbetçi arabaya gidiyorduk. Yolda bayan bana, "Mersin'e direkt siz mi gidiyorsunuz, aktarma mı yapacaksınız?" diye sordu. Aktarma yapacağımı söyledim. Mersin'e gidecek aracın ne zaman kalkacağını sordu. Saat 8.30'da kalkacağını söyledim. "Benim acelem var," dedi. Ben de, "Ya 8.30'u bekleyeceksiniz ya da sizi E5'e çıkaracağım. Adana'dan Mersin'e giden direkt arabalara bineceksiniz. Daha da aceleniz varsa 100 lira verin, ben sizi 20-25 dakika içerisinde Mersin'e götürürüm," dedim. Kabul etti ve bana 100 lira verdi. Hızlı gidebilmek için Çukurova İplik Fabrikası önünden otoban bağlantı yoluna girdim. Bayan yol güzergahını değiştirdiğimi görünce bana, "Ne oldu, bir terslik mi var?" diye sordu. Ben de, "Hem daha erken ve hızlı gideriz, hem de aşağı yoldan gitmemiz yasak," dedim. Otoban bağlantı yolunda ilerlerken, "Senin niyetin ne de bu yola girdin?" dedi. Ben de, "Ben size otobana gireceğimi söyledim, az ileride gişeler var," dedim. Bağırarak konuşmaya başladı. Arkadan başıma doğru eliyle vurdu. İlk vurduğunda ona karşılık vermedim. Tartışmalarımız Kaleburcu Köprüsü'ne kadar sürdü. Bağırmaya devam edince, "Tamam sus," diyerek kavşaktan geldiğim yola geri döndüm. Hala, "Neden buradan gidiyoruz?" dedi. Ben de, "Gıcıklandın sen, D400 yoluna iniyoruz," dedim. Daha sonra bana ikinci defa vurdu ve boynumu tırnaklarıyla cırmaladı. Dikiz aynasından biber gazı çıkardığını ve sıktığını gördüm. Eğildim ve bana denk gelmedi. Frene bastım, aracı yolun kenarında durdurdum ve kapıdan inerek yan kapıdan arka tarafa geçtim. Araç otomatik kapı olduğundan kumanda olmadan içeriden yolcular tarafından açılması imkansızdır. İçeri girer girmez yüzümü cırmaladı. Çok sinirlendim. Ben de iki elimle saçlarından tutarak itekledim. İkinci koltuk ile üçüncü koltuk arasında düştü. Bana saldırmak için geri kalkarken ayağımın tabanı ile karın ve göğüs bölgesine 2-3 defa vurdum. Belki bir tanesi de yüzüne gelmiş olabilir. Tekme vurunca yerden kalkmak isterken boyun bölgesinde kan gördüm. Bir tekme daha vurdum. Bu defa orta koridora düştü. Düşerken kafasını bir yere çarpmış olabilir. Koridorda hareketsiz ve baygın yatıyordu. Ben şoför koltuğuna geçtim ve hareket ettim. D400 karayoluna indiğimde hala yerde yatıyor ve hiçbir tepki vermiyordu. Arkaya geçmekteki amacım, bana vurduğundan dolayı ya arabadan indirecektim ya da konuşmak amacıyla arka tarafa geçtim. Cinsel ilişki gibi bir amacım yoktu. Otopsi raporunda da bu durum ortaya çıkacaktır. D400'e indiğimde bayağını yolda indirecektim. Ancak baygın halde olduğundan panik yaptım ve arkadaşım Fatih Gökçe'yi aradım. "Fatih, başım belada, neredesin?" dedim. Fatih'le konuşurken bayan ayağa kalktı. Aynadan gördüm ve refleksle elimin tersiyle itekledim. Tekrar koridora düştü. Bu sırada telefona çıktı ve konuşmaya devam ettik. "Fatih'e gel," dedim. 5-6 dakika sonra ismini bilmediğim bir arkadaşıyla geldi. Ben aracın dışında bekliyordum. Fatih yanıma geldiğinde, "Kavga ettik, koridora düştü," dedim. O zamana kadar öldürmeye niyetim yoktu. Ölü olup olmadığını da bilmiyordum. Kapıyı hafif açarak yerde yatan şahsı Fatih'e gösterdim. Ayaklarını kısmen görünce, "Kapat, kapat," dedi. Benim araca bindi, "Sakin bir yere gidelim, konuşalım," dedi. "Üniversitenin oraya gidelim," dedi. "Fatih, ne yapalım?" diye sordu. Ben de ona sordum. "Ya bir yere atacağız ya da iz kalmasın diye yakalım," dedi. Fatih arkadaşını aradı, o da benzin getirdi. Saat 20.45 sıralarıydı. Ben arabadan inmedim. Fatih gitti ve benzini getirdi. Benim aracın ön tarafına koydu. Fatih benim araca binmedi. Arkadaşının Doğan marka aracına bindi. Onlar önde, ben arkada. Peş peşe Tarsus'a hareket ettik. Fatih'in evinin önüne geldik. Fatih'e, "Ben eve gidiyorum. Yengen merak etmesin. Sen de eve gelirsin," dedim. Yolda seyir halindeyken babamı aradım. "Sokağın başına çıksana," dedim. 2 dakika sonra geldi. Babama, "Kavga ettim. Arabada yatıyor. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum," dedim. Babam şaşırdı kaldı. "Hastaneye götürelim, baktıralım," dedi. Ben de, "Fatih gelsin, ona göre konuşuruz," dedim. Arabaya binerek babamın evinin olduğu sokağa geldik. Saat 9.30 sıralarıydı. Arabadan indik, ben eve gittim.
babam arabanın önünde bekledi. Ben elimi yüzümü yıkadım. Eşim yüzüme ne olduğunu sordu. Kavga ettiğimi söyledim. Birkaç dakika sonra Fatih arabasıyla geldi. Üçümüz bir aradayken, ne diyorsunuz, ne yapalım dedim. Babam, fazla geç olmadan hastaneye götürelim dedi. Fatih de, ölmüşse veya hastaneye giderken ölürse başımıza bela olur. Git bak yaşıyorsa ortadan kaldıralım dedi. Ben aracın içine girdim. Yaşayıp yaşamadığına baktım. Hızlı bir şekilde nefes aldığını gördüm. Dışarı çıkarak, Fatih, yaşıyor, nefes alıyor ama boğazında kesik ve kan var dedim. Fatih bana, boğazı filan kesikse işini bitir. Şimdi ölsün, ortadan kaldıralım dedi. Otobüste bulunan bıçağı sol kapı gözünden alarak araca girdim. Kapı açık bir şekilde bıçağı boğazına, boynunun şah damarına doğru soktum. O panikle bir iki defa daha boğaz tarafına sokup çıkardım. Araçtan indim. Sokakta kimse yoktu. Boğazını kestiğimi Fatih'e söyledim. Bıçağı ön tamponun içindeki boşluğa koydum. Bu sırada hala araçta bulunan Özgecan'dan hırıltılı bir şekilde nefes alıp verme sesi ve öksürük sesi geliyordu. Bu sesi Fatih de duyuyordu. Fatih bu sesi duyunca, "Oğlum madem yaptın, yüzünü cırmalamış, kızın tırnaklarına kimliğini bırakmış gibisin," dedi. "Ne yapayım?" dedim. O da bana, "Ellerini kes," dedi. Bu sırada Fatih aracın ön tamponuna koyduğum bıçağı aldı, bana verdi. Ben de o panikle tekrar araca girdim. Bu arada Özgecan'dan hala hırıltılı bir ses geliyordu ve yaşıyordu. Kapı da açıktı. Bayağının iki elini de bileklerinden kestim. Tam araçtan inerken babam yanımıza geldi. Arabadan ses geliyor, hırıltı geliyor dedi. Ben de kendisine poşet getir dedim. Babam evden poşet getirdi. Araca tekrar girerek kesmiş olduğum elleri poşete koydum. Araçtan inerek babamın evinin alt katındaki kullanılmayan tuvaletin klozetin içine sakladım. Babam da bu poşeti koyduğumu gördü ancak içinde ne olduğunu görmedi. Babam da muhtemelen Özgecan'ın eşyalarını alarak evine götürmüş, avlunun içine koymuş. Üçümüz arabanın önünde ne yapacağımı konuştuk. Fatih, çuvala koyalım, birkaç gün bir yerde saklayalım, sonra icabına bakarız dedi. Ben de, o kadar uğraşmayalım dedim. Fatih de, götürüp bir yerde gömeceğiz ya da çuvalda bekleteceğiz dedi. Arabalara binerken Fatih, 40 lira para istedi. Benzin alayım, o benzin yetmez, en iyisi bu dedi. Ben de 40 lira verdim. Babamla arabaya binerek evin önünde ayrıldık. Araçta hırıltı sesi yoktu. Saat 10 sıralarıydı. Köy yollarından geçerek eski Ankara yoluna çıktık. Yolda camı açarak, arabada kalan son bir poşeti yolun sol tarafına attım. İçinde yünlü bir şeyler vardı. Bir süre daha gittikten sonra, Fatih yolun kenarında durdu, sinyal yaktı. Ben de yanında durdum. Fatih almış olduğu benzini bana verdi. Ben de benzini alıp, onun gösterdiği yerden ormana doğru girdim. Fatih jandarmanın gelip gelmediğini kontrol ediyordu. İçeri girdim. Az ileriden U dönüşü yaptım. Özgecan'ı ayaklarından sürükleyerek indirdim. Aşağıda uçurum vardı. Uçurumun kenarına bıraktım. Kendisi 5-10 metre kayarak gitti. Tekrar yanına gittim ve bir iki kez daha itekleyerek yoldan yaklaşık 15 metre aşağıya indi. Yukarı çıktım. Babama, benzin bidonunu ver dedim. Babam da 5 litrelik küçük şişeyi ve çakmağı uzattı. Aşağıya inerken panikle şişeyi ve çakmağı düşürdüm. Tekrar yukarı çıkarak büyük benzin bidonunu da babamdan istedim. Arabada duran kendi çakmağımı ve bir miktar gazete parçası alarak tekrar Özgecan'ın yanına indim. Babam arabadan inmiş bana bakıyordu. Göz göze geldik ve yakma konusunda konuşmadan tereddüt ettik. Acele acele benzini üzerine döktüm. Gazete parçasını yakarak üstüne attım. Gazete yanıyordu ancak tam tutuşmamıştı. Ben yukarı çıkarken alevin parlamasını hissettim, sesini duydum. Hızlı bir şekilde arabaya bindim. Fatih yolun kenarında bekliyordu. Arabasının dışındaydı. Benim geldiğimi görünce arabasına yürüdü. Ben ondan önce ana yola çıktım ve Tarsus istikametine döndüm. Az ileride beni geçti. Daha sonra Taşobası mahallesini 2-3 kilometre geçtikten sonra yolun kenarında Fatih durdu. Ben de yanında durdum. Arkamızdan jandarma trafik geldi. Fatih kaçacak gibi oldu, gaza bastı, sonra durdu. Bu sırada saat gece 11-12 sıralarıydı.
Jandarma bize, "Neden böyle durdunuz?" diye sordu. Fatih, "Adres tarif ediyorum, Mersin'e gideceklermiş," dedi. Jandarma komutanı sonra bana döndü. "Ne oldu?" dedi. Ben de, "Mersin'e gitmek için otobanı soruyorum," dedim. O da bana tarif etti. Daha sonra ayrıldık. Çamtepe gişelerine geldiğimizde otobana girmeyince, jandarma trafik bizi fark etti ve Özbek mahallesinde tekrar durdurdu. Bu arada Fatih yanımızdan geçti gitti. Jandarma görevlileri arabanın içine baktı ve kan lekelerini gördü. Bunun ne olduğunu sorunca, ben de, "Gündüz kavga ettik, oradan gelmiştir," dedim. Asayiş ekibini çağırdı ve babamı jandarma arabasına aldılar. Benim yanıma da bir jandarma görevlisi bindi ve karakola geldik. Karakola geldikten sonra bıçağı arabada bulunan bir beze sürttüm ve kan lekesini silmek istedim. İfademizi aldılar ve ertesi sabah bir şey bulamayınca serbest bıraktılar. Karakoldan çıktıktan sonra eve gittim. Babam da evdeydi. Akşamleyin arabadan aldığı kitapları halamın evinde sobada yaktı. Daha sonra aşağıya indi ve bahçede çukurun üzerinde bir şey yaktığını gördüm. Bir saat oyalandıktan sonra evden çıktım. Akşam babamın evinin karşısındaki sahibini tanımadığım boş eve geldim ve geceyi burada geçirdim. Öğlene kadar oradan çıkmadım. Öğle saatlerinde evden ayrıldım. Yeşilyurt mahallesinde bulunan dayım, Yusuf Tan'ın evine saat akşam 7 sıralarında gittim. Teslim olacağımı söyledim. Dayımın evinden çıktım. Eşimi arayıp teslim olacağımı söyleyecektim. Yolda jandarmalar beni yakaladı. Bu işin bu seviyeye geleceğini bilmiyordum. Bir planlama yoktur. En başından beri öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Yaptığıma pişmanım ve halen şok içindeyim, dedi. Üç şahsın yakalanmasının ve ifadelerinin alınmasının ardından ülke gündemine oturan vahşet dolu olayda yargılanma sürecine geçildi. Tarsus ilçe jandarma komutanlığı ifadelerin alınması sürecinde bilgisayar sisteminden defalarca avukat talep etti ve sistem tarafından bir avukat atandı. Ancak atanan avukatların hepsi de savunmayı reddetti. Kanun gereği ifadenin avukat nezaretin alınması gerektiğinden jandarma, son çare olarak sistemi devre dışı bırakıp, Mersin Barosu'ndan yazılı olarak avukat talebinde bulundu. Özgecan'ın ailesini ziyaret eden Mersin Baro Başkanı, yaşanan süreci değerlendirdi. Avukatların zanlıları savunmak istemediği vurgulandı. Mersin Barosu'nun 1600 avukatı rızalarıyla böyle bir caninin yanında olmak istemediklerini beyan etti. Toplumda kadına karşı artan şiddetin en vahşi ve acımasızlarından biriyle karşı karşıyayız. Zanlılar, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yoğun çabası ve hassasiyetiyle yakalandı. Tarsus ve Mersin'deki avukatlarımızın yoğun talepleri üzerine biz de avukat arkadaşlarımızın yanında durduk ve bu zanlılara avukat tayin etmedik. Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince herkesin avukatla temsil hakkı bulunuyor. Bunu da biliyoruz ama hiçbir avukatımız buna kendi rızasıyla gönüllü olmadı, dedi. Yaşanan kriz sonrası Mersin Baro Başkanı, 3 zanlıya avukat verildiğini açıkladı. Her ne kadar avukatlarımız istemese de, yasa gereği ve yasal işlemlerin yürütülmesi gerekliliği sebebiyle 3 zanlıya avukat verildi. 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Baro üyesi avukatımız, "Sadece sorguda yer alacak, herhangi bir savunma yapmayacak," dedi. Sufi Altındöken'in, 11 Şubat 2015 tarihinde, babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe ile birlikte işlediği cinayette, Necmettin Altındöken, Supi Altındöken ve Fatih Gökçe'ye adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve Supi Altındöken'e cinsel saldırı suçundan 27 yıl, Fatih Gökçe ise cinsel saldırı suçundan 24 yıl cezaya çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını ise delil yetersizliğinden bozuldu. Tarsus, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozduğu nitelikli cinsel saldırı suçlamasına direnilerek sanığın, bu suçtan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, maktulün baygın veya ölü olması sebebiyle artırımda bulunularak sanığa
22 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Heyet, Yargıtay'ın olayın minibüste geçmesi nedeniyle cezanın artırılmasına ilişkin bozma kararına da uyulmasına karar verdi. Nisan 2016 günü Türkiye'nin Özgecan'a yaşattığı vahşet ile tanıdığı Sufi Altındöken ismi tekrar gündeme gelmişti. Adana'da bulunan kapalı ceza evinde Gültekin Alan tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Babası Necmettin Altındöken ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada sanık Gültekin şunları anlattı. Suç aleti silahı bir yıl önce tuvalette buldum ve bacak arasında sakladım. Silahın nasıl cezaevine sokulduğunu bilmiyorum. Olay günü halı sahaya çıkacağımız belli değildi. İnfaz koruma memuru daha sonra halı sahaya çıkacağımızı söyledi. Bu sırada infaz koruma memurlarının Özgecan Aslan'ı öldüren Sufi ile babasının cezaevine getirildiğini ve hangi koğuşta kaldıklarını konuşurlarken duydum, dedi. O günlerde kafasının dağınık olduğunu, Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin rüyalarına girdiğini ve kendisinin de iki kızı olduğunu aktaran Gültekin, görevli halı saha kapısını açtı. O sırada sinema perdesi gibi Özgecan Aslan ve kızlarımı gördüm. Halı sahaya girmedim. Kendi kendime, hadi ne bekliyorsun diyerek saniyeler içinde karar verdim. Merdiven boşluğuna doğru ateş edip ölüm korkusu vermek istedim, dedi. Cezaevinde en büyük cezanın birine ölüm korkusu vermek olduğunu belirten Gültekin şöyle devam etti. Kaldıkları kapının mangalını açtım. Orta yaşlı biri mangala doğru geldi. Ahmet Sufi'nin babası olduğunu bilmiyordum. Sufi'yi çağır, evrakı var dedim. Sufi diye seslendi. Yukarı merdivenlerden inerek mazgalın önüne geldi. Diğer kişinin babası olduğunu bilseydim, o anda ikisinin de kafasına sıkabilirdim. Ahmet Sufi ile karşı karşıya geldik. Namlunun ucu ona doğruydu. İsteseydim kafasına sıkardım. Ona, Özgecan Aslan'ın selamı var, geri çekil dedim. Geri geri kaçarken merdiven boşluğuna doğru gitti. İki defa tetiğe bastım. Kurşunlardan biri sol göğsüne isabet etti. Öldürme amacı olsaydı, silahındaki diğer kurşunları da sıkacağını savunan Gültekin, hedef gözetmeden ateş ettiğini, her yerde kamera olduğunu, cinayeti tasarlayarak işlemediğini ve her şeyin bir dakika içinde olup bittiğini söyledi. Gültekin, diğer sanıkların da olayla ilgisi olmadığını savundu. Mahkeme, Gültekin Alan'ı tasarlayarak adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten 18 yıl, hakaretten 1 yıl 4 ay, yasak eşyaları cezaevine sokmak suçundan 4 yıl, infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi. Cezalarda indirim yapılmazken, diğer sanıklar soruşturma kapsamında Gültekin Alan'a yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin ve eşi Gamze, diğer tutuklular Ahmet Tekin ve Ferhat ile Serkan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. Sufi Altındöken'in Adana Adli Tıp Morgu'nda bekletilen cenazesi, Tarsus'tan gelen annesi Naciye Tan'a teslim edildi. Naciye, oğlunun cenazesini Tarsus'ta toprağa vermek isterken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Sufi Altındöken'in cenazesi Tarsus Belediyesi'nce morgda yer olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yakınları Sufi Altındöken'in cenazesini gece Tarsus'ta defnetmek istedi. Tarsus Merkez Kabristanı'na gelen cenaze, Tarsus Belediye Meclisi'nin
gece cenaze defnini yasaklayan bir kararı nedeniyle gömülemedi. Cenaze, Tarsus'ta kimsesizler mezarlığı bulunmadığı gerekçesiyle Adana'ya götürülmek istendi. Bunun üzerine Adana'ya götürülmek istenen cenaze için Tarsus Belediyesi araç da vermedi. Adana'daki belediyelerin, "Gece cenaze aracımız yok, ancak sabah saat 8'de araç verebiliriz," demesi üzerine cenaze kiralanan özel bir cenaze aracıyla Adana Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Özgecan'ın hayatını katleden Sufi Altındöken'in cansız bedenini Tarsus toprakları kabul etmedi. Sufi'nin cenazesi Adana'da dikkat çekmeden defnedilmek istendi. Genç yaşta bir kadını katleden Sufi'nin cenazesi, tabutuna kim olduğu bilinmesin diye kadın eşarbı ile gizlenerek kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bir kadını hayattan koparan Sufi'nin cansız bedeni, bir kadın eşarbının gölgesine gizlenecek kadar aciz kaldı. Talimatlarımız